Herkese yeniden merhaba. Ben Burcu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bronz tonlarında ışıltılı bir makyaj yapacağım. İlk olarak Wet n White'ın bazıyla başlıyorum. Ardından da pastelin 350 numara fondötenini uyguluyorum. Bu fondöten gerçekten çok başarılı bence. Hem fiyatı çok uygun hem de tam bir yaz fondöteni. Gayet hafif ve kalıcı. Daha sonra Maybelline Afiton kapatıcısıyla göz kapaklarımdan geçiyorum. Hem göz kapaklarımı nötrlüyorum hem de bir baz oluşturuyorum. Ardından Wet n White'ın far paletindeki bu sütlü kahve olan rengi bir karıştırma fırçasıyla gözlerimi katlanma bölgesine uyguluyorum. Ve güzelce dağıtıyorum. Aynı paletteki beyaz farı da kaşlarımın altına sürüyorum. Bu pembemsi bronz ışıltılı rengi göz kapaklarıma parmağım yardımıyla İyice dağıtıyorum, uyguluyorum. Bir karıştırma fırçasıyla da güzelce karıştırıyorum. Daha sonra Golden Rose'un bir far paletindeki bu kahve ışıltılı bronz rengi göz kapaklarımın dış köşesine uyguluyorum. Yine bir miktar karıştırıyorum. Aynı paletteki ışıltılı şampanya rengi olan bu rengi küçük bir fırçayla gözlerimin iç kısmına, iç köşesine uyguluyorum. Wet n White'ın bu tekli farlarından ışıltılı, simli olan bu farı parmağım yardımıyla yine göz kapaklarıma komple geçiyorum. Bu kahve ışıltılı, olan rengi de gözlerimin, alt kirpik dibine uyguluyorum. Daha böyle bir kalem ince fırçayla. Maybelline'in bu kajal göz kalemiyle kirpik diplerimden hafif bir şekilde geçiyorum. Ardından da Wet n White'ın far paletindeki bu mat kahverengiyle de ince bir fırçayla üzerinden geçerek dağıtıyorum ve böylece biraz buğulu bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Aynı şekilde alt kirpik diplerimi de hafif bir şekilde geçiyorum ve dağıtıyorum. Gözlerimin altına yine Maybelline Afiton kapatıcısını kullanıyorum. Gözlerimin altına, alnıma, burnuma ve çeneme ve fondöten fırçamla güzelce dağıtıyorum. Bu da gayet aydınlık görünüm veren bir kapatıcı. Ardından sıra geldi kaşlara. Kaşlar olmazsa makyaj olmuyor maalesef. Öncelikle pastelin bu kaş farındaki wax kısmını kullanıyorum ve ardından da far kısmını açır bir fırça yardımıyla kaşlarımı uygulayarak kaşlarımı dolduruyorum. Kaşlarımı taradıktan sonra da Essence'ın Mac B Brown kaş jeliyle kaşlarımı sabitliyorum. Bu kaş jeli de gayet başarılı. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Ardından L'Oreal'in maskarasındaki bu bazı kirpiklerime uyguluyorum. Ardından da Golden Rose maskarasını kullanıyorum kirpiklerimde. Sıra geldi kontüre. Kontür olarak Wet n White'ın kontür stiğini kullanacağım. Bunu elmacık kemiklerime, alnıma, burnuma ve çeneme uyguluyorum. Çeneme uygulamıyorum. Fondöten fırçamla dağıtıyorum yine. Burnum için de biraz parmaklarımdan yardım alıyorum. Daha sonra Rimmel London'ın Stay Matte pudrasıyla göz altlarımı sabitliyorum. Ve bir bronzerla, bu arada ürünleri aşağıya yazacağım. Yapmış olduğum kontürü geçerek bir pudra fırçasıyla güzelce kontürümü sabitliyorum. Daha sonra Catherine Arlay'ın bu bronz pembemsi ışıltılı allığıyla yine bir allık fırçası yardımıyla güzelce uyguluyorum. Daha sonra geniş bir pudra fırçasıyla homojen bir görüntü olması için
ürünleri birbirine dağıtıyorum. Ben bu işlemi çok sık yapıyorum. Daha homojen, daha doğal bir görüntü oluyor. Ardından dabağımın aydınlatıcısını elmacık kemiklerimin üstüne, kaşlarımın altına uyguluyorum. Ne kadar fazla uyguluyorum kelimesini söylüyorum ya. Enteresan. Ve sıra geldi dudaklara. Dudaklarımda Golden Rose'un bu kalem mat rujlarından kullanacağım. Bunu böyle dudaklarıma çerçeve geçiyorum. Çerçeve yapıyorum ve parmaklarımla da hafif bir şekilde dağıttıktan sonra L'Oreal'in bu Protest Queen dip glossuyla da makyajımı bitiriyorum. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.